Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Evet arkadaşlar, dün Türkiye ile ilgili çok güzel bir haber paylaşıldı. Kısa bir zamanda, inşallah 1-2 yıl içinde Türkiye Uzay Ajansı adı altında Ay'a ve uzaya hem bir insan gönderecek hem de yeni programlar geliştirmek için uzaydan bir takım veriler alınacak. Dün Türkiye'nin merakla beklediği Milli Uzay Programı bütün kamuoyuyla paylaşıldı, biliyorsunuz. Twitter'da çok konuşuldu özellikle. Türkiye'yi uzaya taşıyacak programın detaylarını Cumhurbaşkanı zaten net bir ifadeyle açıkladı. Ülkemizin adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz şu günlerde ve önümüzdeki seneleri de kapsıyor bu. Uzun süredir bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Türkiye'nin ilk milli uzay programını dünyaya ilan ediyoruz kısa bir zamanda. Gerçekçi hedefleriyle ülkemizin yol haritası olacak bu program ve bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesi Türkiye için çok çok önemli. Yani Türkiye'nin dünyada süper güç olması için çok önemli ve 21. asırda bu olay aslında dünyanın gidişatıyla da ilgili bir durum. Yani Türklerin dünyada söz sahibi olmasıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Bu da Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alametleriyle ilgili bir durum aslında. Yani ben Mehdi Aleyhisselam'ın Arap toplumundan değil de Türk toplumundan, hatta Türkiye'den zuhur edeceğini düşünüyorum. İçinden geçtiğimiz bu kritik zamanlar gerçekten doğum sancıları diyebilirim arkadaşlar. Yani gelecek günlerde, gelecek zamanlarda hem Türkiye için hem dünya için çok güzel şeyler olacak. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Evlatlarımızın adına, geleceğin Türkiye'si adına büyük bir proje, adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna adım atmak da yine dünyadaki süper güç olan ülkelerin yer değiştirmesi ve süper güç ülkelerin giderek zayıflaması ve bunların yerine Türkiye'nin geçmesi olacağını düşünüyorum. Çünkü birçok İslam düşünürü Osmanlı'dan sonra tekrar yeni bir Türk gücü ortaya çıkacak. Kıyamete yakın bir zamanda Türkler dünyaya ikinci kez hakim olacak arkadaşlar. Hatta bu konuda Peygamber Efendimizin hadisleri var. Onları size söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Türklerin İslam'a gireceğine işareten şöyle buyurdu. Yani bu hadis Osmanlı, hatta Selçuklu dönemiyle ilgili. Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın. Yani Peygamber Efendimiz kendi toplumuna bunu söylüyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Arap toplumunun içinden çıkan bir insan ve kendi toplumunu uyarıyor. Türklere dokunmayın, onlar size dokunmadığı sürece onlara dokunmayın şeklinde söylüyor. Kaynak da Ebu Davud Melahim bölümünde. Peygamber Efendimizin Türklere dokunmayın sözü bu milletin İslam'ın güçlenmesine yapacağı katkıya işaret ediyor olabilirdi. Çünkü nitekim de öyle oldu zaten. Osmanlı İslam'ın yükselişi, İslam'ın tüm dünyaya hakim olması için kısacası İlahi Kelimetullah, yani Allah'ın ismini yüceltmek, tüm dünyaya hakim kılmak için elinden geldiğince uğraştı, mücadele verdi. İslam'a giren Türkler sonra bu dini o kadar iyi özümsedi ki dinin de öncüleri oldular. Yani Selçuklu ve Osmanlı döneminde İslam giderek dünyada daha da yaygınlaştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 4 halifesi hariç daha sonraki dönemlerde en büyük hizmeti İslam'a giren bu Türk milleti yaptı arkadaşlar. Yine Kütüb-i Sitte dediğimiz hadis alimlerinin hepsi Arap olmayan bir coğrafyadan dünyaya İslam yaydılar. İmam Buhari Özbek, İmam Müslim Horasan'dan çıktı. İmam Nesai Horasan'dan, İmam Ebu Davud Sicistan, İmam İbn-i Mace Kazvin, İmam Tirmizi Özbekistan'dan çıkarak dünyaya ışık verdiler. Bu aydın insanlar. Adı geçen alimlerin doğdukları mıntıkanın bir kısmının bugünkü İran sınırında olması sizleri yanıltmasın. Çünkü o dönemde İran Sünni geleneğe bağlıydı. Türk milletinin fıtratında mevcut olan yiğitlik hasleti, İslam'ın cihat ruhu, Mekke ve Medine'den kopup yurtlarına kadar ulaşan İslam mücahitlerinin mukaddes gayesiyle birleşince tarihteki haklı yerini ve mevkiine oturdu arkadaşlar. Bu arada
Şu tarihi husus göz ardı edilmemeli. Türkler Müslüman oluncaya kadar İslam fetihleri kuzeyde Hazar Denizi'ne, batıda da Mısır'a, güneyde Yemen'e, doğuda Hindistan sınırlarına kadar yayılmıştı. İslam ordusu hemen hemen bütün milletlerle savaştıkları halde Türklerle savaşmadılar. Peygamber Efendimizin "Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın" hadisine riayet eden Müslümanlar, onlarla savaş ettikleri zaman Türklerin İslam'a girmelerine mani olacaklarını biliyorlardı. Bunun için Türkler İslam güneşinin üzerinde doğduğunu hisseder etmez oymaklar halinde Müslüman oldular. Ve zaten Türklerin Müslümanlığı ile birlikte İslamiyet daha da güçlendi dünyada ve böylelikle tüm dünyaya yayılmış oldu arkadaşlar. Şimdi ahir zamanda Türklerin ikinci kez dünya hakimiyeti söz konusu. Bu da Türkiye'nin giderek yükselişi diyebilirim arkadaşlar. En doğrusunu Allah bilir ama Türklerin dünyada söz sahibi oluşunun en büyük işaretidir bence. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın da Türklerden olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an İslam'ı en iyi şekilde benimseyen, en iyi şekilde yaşayan Türk milletidir arkadaşlar. Her ne kadar içimizde birçok karşıt görüş de olsa, yani Türkiye'nin içinde İslam'ı kabullenmeyen bir kesim de olsa, yine de Türk milleti çoğunluğu İslamiyet'i en iyi şekilde temsil ediyorlar Araplara nazaran. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha güzel şeyler olacak arkadaşlar. Türkiye'nin bu uzay programı da doğrudan bu konuyla ilgili olabilir. Çünkü Türkiye'nin yükselişi için yeni bir takım şeyler yapılması gerekiyor dünyada. Dünyanın dengeleri değişmesi gerekiyor. Ve bu çok ciddi bir adım arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki süreç Türkiye'nin lehine olarak devam edecek ve artarak devam edecek inşallah. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.